Maç TV'ye hoş geldiniz. Fenerbahçe Giresunspor maçıyla beraberiz. Futbol neden sevilen bir oyun? Çünkü içinde sürprizler var. Bugün de Giresunspor'dan sürpriz bekliyoruz. Ama Fenerbahçe favori tabii. Spor tahminim Fenerbahçe 2, Giresunspor 0. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atarsanız, yorum yazarsanız çok sevinirim. Maç başlayalı 3 dakika. Süper pas, gol olması lazım Altay. İnanılmaz kurtardı. Maçın ilk ve en net gol pozisyonu. Karşı karşıya Altay açıyı kapattı. Abi ben Altay'ı beğeniyorum ya. Bazen haksızlık yapıyorlar çocuğa. Özellikle son dönemde. Müthiş kurtardı ya. Karşı karşıya da etkili kaleci. Altay. Bir kafa yine Altay. Kendi gitti Ferdi. Ferdi çalımlarla gidiyor. Ferdi süratle gidiyor. Ferdi yerde kaldı Ferdi. Penaltı. Ferdi slalom yapıyorsun. Bu nedir ya? Bakayım. Penaltı abi çakmış. Ya niye yapıyorsun ya? Niye? Bırak golse gol olsun. Net penaltı abi. Tartışma yok. Bırak atsın ya. Bırak atsın. Ecibe. Of of. Çilemiz var bu sene ha. Müthiş pas, müthiş pas. Aa, ne zaman gördü ya ilk sarı kartı? Çok enteresan, çok enteresan, çok enteresan. Ama Fenerbahçe 10 kişi kalınca 11 kişi gibi oynuyor. Daha iyi oynuyor. Bu hareket sarı kart ama. İlk sarı kartı hatırlamıyorum. Arkadaş, geçen hafta Sivas performansını görünce 10 kişiyle Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe 10 kişi kaldı diye sevinemiyoruz. Göreceğiz, futbolu göreceğiz. Arkadaşlar ilk yarıda Giresunspor'un karşı karşıya kaçırdığı bir gol var. Bir penaltı var. Ve en önemlisi kırmızı kart var. Ama geçen hafta Sivasspor maçında 10 kişilik performansını hatırlayınca Fenerbahçe'nin 10 kişi kalması beni heyecanlandıramıyor maalesef. Ama şu da bir gerçek ki ikinci yarıyı Fenerbahçe 10 kişi oynayacak. Bakalım neler olacak ikinci yarıda. Görüşürüz. Ferdi, Ferdi nereye gidiyorsun ya? Ferdi aldı başını gidiyor ha. Boş kale, boş kaleydi be. Aa. Fenerbahçe 2 haftadır kötü oynuyor. Bak Sivas maçı sezonun en kötü maçı demiştim. Bu Giresun maçı da kötü. 11-11 iken de kötüydü yani. Yine bir penaltı, yine 1-0 önde. Adamlar 2 haftadır ikinci yarıyı 10 kişi oynayarak 3 puan alıyor. Şimdi sen bu adama sen kötü oynadın, yok pozisyonun yok falan diyemezsin yani. Yetmiş oldu, hala bir pozisyonun yok ya. Hala Fenerbahçe kalesine gidemedin ya. Çok enteresan. Koskoca bir ikinci yarıyı 10 kişi oynadı Fenerbahçe. Ya isterse Real Madrid olsun ya, bir kişi eksik oynamak. Gol! İşte bu! Korkak olma, git üstüne! Korkak olma ya, adamlar 10 kişi ya. Ulan Real Madrid olsa, Barcelona olsa, 10 kişi kalsa yine onu hisseder ya. Pozisyonu yok ya, ikinci yarı pozisyonu yok, hata yok. Bak ilk pozisyon belki gol. Tam gibi top oynarsa, Süper Lig takımıysan eğer, buradan bu maçı vermemen. Oo, çok güzel pas veriyorsun ya. Müthiş pas verdin. Müthiş pas verdin Giresunlu. Bravo. Gol be. Abi bak 10 kişi kalmak yani boru değil futbolda ya. Çok zordur ya. Bak Barcelona Giresun oynasın. İnanın Barcelona da yenilebilir. Bu goller Joao Pedro'ya yazar.
geçen hafta Yatabare değerlendirseydi Sivas'ta yenecekti Fenerbahçe'yi. João Pedro olmadı Fener'de, bak bunu kabul edin. Uymadı yani, bu sene Fenerbahçe'nin en kötü transferi. Bitir artık da, bitir. Bitir. Sakatlık var. Serdar yerde kalmıştı. Sainz. İşte bu. İşte bu. Abi ben şimdi Fenerbahçe kötü oynadı, şöyle oynadı, pozisyon vermedi falan diyemem. Çünkü 10 kişiyle oynamak gerçekten zordur. Bak Barcelona, Giresun oynasın, inanın zorlanır Barcelona. Futbolda boru değil 10 kişi oynamak. Bu mağlubiyet tamamıyla Pedro'ya yazar. Ve ben Pedro'nun Fenerbahçe'de olmadığını düşünüyorum. Bu sene Fenerbahçe'nin en kötü transferi Pedro'dur. Belki de tek kötü transferi. Of. Güzel oldu, güzel. Güzel oldu, güzel. Gerçekten güzel oldu. Şimdi bir Başakşehir galibiyeti var ya, yarış yeniden başlıyor inşallah Allah'ın izniyle. Fenerbahçelilere geçmiş olsun diyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.